Herkese merhaba. Ben General. Sizlere bu videoda Altium'da kendi şablonunuzu nasıl oluşturursunuz? Kendi logolarınızı şablonda hazır olarak nasıl getirirsiniz? Yeni bir projeye başladığınızda sizlere bunları göstereceğim. Şu an görüyorsunuz. Örnek olarak gösteriyorum size. Ben kendi logomu ekledim buraya. Her yeni proje oluşturduğumda bunlar otomatik olarak geliyor. Sizlere de aynı şekilde nasıl yapacağınızı göstereceğim. Kısa bir video olacak. İyi izlemeler. Öncelikle Altium'u açarak başlayalım. Ben Altium'un en son versiyonunu kullanıyorum. 21.9.2 versiyonu. Altium son zamanlarda bug'ları oldukça gidermeye başladı. Size de devamlı yükseltmenizi tavsiye ederim. Evet Altium açıldı. Altium'da Template yani kendi şablonlarınızı oluşturabilmek için önce nerede saklandığını bir bulalım. Şöyle şuraya tıklıyorum. Ayarlara geliyorum. Burada default locations var. Burada nerede olduğunu görebiliyorum dokümanların. Yani default olarak buradaymış. Bu dizine gitmem lazım benim. Öncelikle bu dizine git açtım ben burada. Herhangi değiştirmek istediğim bir dosyayı. Örneğin diyelim ki ISO A3. Bunu açalım. Buradan açıyorum. Oraya gidip. Aynen tam buraya geldi. Templates. Templates'ten genelde ben A3 ile çiziyorum. Burada istediğiniz değişiklikleri yapabilirsiniz. Normalde proje olduğu zaman örneğin bir proje açayım. Bu projede bunları değiştirmek mümkün değil. Alt yumuna izin vermiyor. Bunu yapmanın tek yöntemi buradaki template'i açıp template'i düzenleyip kaydetmek. Yeni bir proje oluşturduğunuzda bunu otomatik olarak çekebiliyorsunuz. Yani ben her yeni proje oluşturduğumda bu alp elektronik kendisi otomatik geliyor bu sayfa düzeni. Burada da bunları nasıl yapabiliyoruz? Mesela burada Altium logosu var. Bunu siliyorum. Bunları siliyorum. Tamamen manuel. Aslında her şey burada çizgi. Bunları böyle çekebiliyorum. Ayarlayabiliyorum. İşte buralara placeholder yani otomatik gelen şeyler ekleyebiliyoruz. Bu parametreleri. Bunları da properties'e gelip properties'de parametreler var. Bu parametreleri aynen buraya ekleyebiliyoruz. Mesela engineer dediği gördüğünüz gibi buraya placeholder atmış. Yani buradan eşittir yapıp herhangi bir şey yazdığınız zaman eğer ben buraya gelir bu engineer'ın ismini buradan doldurursam gördüğünüz gibi aynısı burada da gözüktü. Bu tarz değişiklikleri yaparak daha sonra bunu tekrar kaydediyorum buradan daha sonra gidip bu dökümanın her yeni proje oluşturduğunda gelmesini sağlamam lazım. Şu andaki değişikliği yaptık ancak henüz yeni proje oluşturduğumuzda bu gelmeyecektir. Evet arkadaşlar solda data management'a gelip buradaki templates tab'ına gelirseniz burada kendi dokümanınızı ekleyebilirsiniz. Attığınız zaman ise buraya my default yani default set as default dediğiniz zaman bu dokümanı açınca otomatik gelecektir. Buradan add deyip şematik, proje veya herhangi bir dosya türünü ekleyebilirsiniz. Bunlar hemen hemen hep, hepsinde çalışabiliyor. Yani her bir dosya şekli için bir şablon oluşturabilirsiniz. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.